Merhabalar değerli arkadaşlar. Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle ehliyet sınavında çıkmış şöyle okkalı motor sorularını çözeceğiz. Umarım faydalı olur. Ehliyet.hocam adresinden Instagram'a girip bize oradan sorularınızı gönderebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz, araçta çalışmayan bir elektrik sistemi olduğu zaman ilk kontrol edilmesi gereken yer aşağıdakilerden hangisidir demiş. Fan motoru, far anahtarı, sigorta kutusu ve yakıt göstergesi şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız sigorta kutusu olacak arkadaşlar. Sigorta kutusu bizim aracımızdaki herhangi bir kaçak olması halinde eriyerek aracımızın yanmasını, elektrik tesisatında daha büyük arızanın oluşmasını engeller. Fan motoru bizim ne yapıyor arkadaşlar? Ön tarafta bulunup radyatördeki suyu soğutmaya yarıyor. Far anahtarı bizim aracımızdaki uzun kısa yapıyoruz ya hani bu farlar için. Bunun için kullanılıyor. Yakıt göstergesi bizim aracımızın yakıtının ne kadar kaldığını gösteren gösterge. Gördüğünüz gibi sigorta kutusu burası oluyor. Bakın şunlar da sigortalar arkadaşlar. Eğer bunlardan biri yanmışsa değiştiriyorsunuz, çıkartıp küçük bir tel vasıtasıyla bir uçtan bir uca akımın geçmesini sağlıyor arkadaşlar. İkinci sorumuz, marşa basılıp motor başlatıldığında, çalıştığında aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir? Kısa farlar ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, el freni çekili ikaz ışığı, sinyal lambası ikaz ışığı. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Yağ basıncı ikaz ışığı olacak arkadaşlar. Eğer yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aracımızı derhal sağa çekip uygun bir biçimde durdurmamız gerekir. Sürülmeye devam edilirse motorumuzda ciddi manada büyük bir arıza gerçekleşecektir. Gördüğünüz gibi yağ basıcı ikaz ışığının görüntüsü de bu. Şöyle bir yağdanlık deriz biz buna. Sanayicilere iyi bilir böyle sanayide çalışan abilerimiz, ablalarımız. Buna yağdanlık diyoruz arkadaşlar. Ucundan yağ akar. Bu şekilde bir amblem görüyorsanız aracınızı çalıştırdıktan sonra devam ediyorsa yanmaya korkun. Araç çalışmazdan önce böyle bir amblem zaten göreceksiniz. Hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir? Yağ rengi kontrolü, yağ kaçağı kontrolü, hava filtresi kontrolü, yağ seviyesi kontrolü demiş. Doğru cevabımız C şıkkı, hava filtresi kontrolü olacak arkadaşlar. Yağlama sisteminde bakılanlardan biri değildir. Yağ rengine bakarsın, kaçak var mı bakarsın. Özellikle aracınızı sabahleyin çalıştırıp gideceğiniz zaman bir çekilin şöyle durduğu yerde yağ var mı bir bakın. Yağ seviyesi kontrolünü de yine çubuk ile yaparız. Gördüğünüz gibi burada hava filtresinde görüyorsunuz. Buradan motora alınacak olan hava temiz bir biçimde filtreler tarafından süzülüp ne yapılıyor? Alınıyor. Su soğutmalı motorun soğutma sisteminde aşağıdakilerden hangisi kullanılır? Benzin, motorin, antifriz ve asitli su demiş. Doğru cevabımız tabii ki C şıkkı olacak arkadaşlar. Bir soğuk havalarda motor bloğunda herhangi bir çatlamanın gelişmemesi için, radyatörde herhangi bir çatlamanın gelişmemesi için ne yapıyoruz? Antifrizi motorumuza koyuyoruz arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman benzin bir yakıt türüdür arkadaşlar. Motorun bizim dizel araçlarda kullandığımız yakıt türüdür. Aynı zamanda mazot da denilir halk arasında. Antifriz dediğimiz şey anlattık. Asitli su ise akümüzde bulunan bir su çeşidi. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur demiş. Antifriz, motor yağı, fren hidroliği, motor soğutma suyu şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı motor yağı olacak. Antifrizi biraz önce öğrendik zaten. Nereye koyuyoruz? Radyatöre koyuyoruz. Bakın bu motorun ta kendisi. Radyatör nerede olacaktı? Şurada olacaktı. Fanın da önünde olacaktı. Fren hidroliği? Hayır, burada yok. Marş motoru yine burada yok arkadaşlar. Şimdi marş motoru demişim. Motor soğutma suyu. Şimdi ben olayı şöyle bir özetlemek istiyorum izninizle. Manifold dediğimiz şey şudur arkadaşlar. Hazır şöyle büyük bir motor görmüşken manifold dediğimiz malzeme bundan ibaret. Burada görmüş olduğumuz alternatördür arkadaşlar. Bizim akümüzü şarj eden marşa budur arkadaşlar. Sorularda işte hangisi aküyü şarj eder diye gelebilir. Alternatördür arkadaşlar. Şunu diyebilirler. Akü kutup başları ters bağlanırsa ne olur? Alternatör diyotları
arızalanır. Genelde bu tip sorular gelirse. Eğer alternatörün ışığı yanıyorsa, akü bir işareti geliyorsa göstergede, bilin ki alternatör ne yapmıyordur? Çalışmıyordur. Şu kayış kopmuş olabilir. O yüzden durmanız gereklidir. Gördüğünüz gibi bu kayış sadece bunu çevirmiyor. Neyi de çeviriyor? Fan motorunu da çeviriyor. Bu demektir ki hararet de çıkabilir. Yani birbiriyle bağlantılı. Yine burada görmüş olduğunuz marş motoru. Biz motorun bu tarafından bakıyoruz ama şu tarafından bakmış olsaydık burada büyük bir tane dişli görecektik. Volan dişlisiyle yan yana böyle küçücük bir tane de dişli bunun ucunda olacaktı. Döndüğünü görecektik. Alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye gösteren gösterge aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şarj göstergesi, dörtlü flaşör göstergesi, cam rezistansı göstergesi, kısa ve uzun far göstergeleri demiş. Doğru cevap şarj göstergesi olacak arkadaşlar. Kendisi hani biraz önce söyledim ya alternatör çalışmazsa ne olur diye. Bu ışık sürekli olarak yanık kalır arkadaşlar. Derhal aracınızı sağ çekin ve servisinizi arayın mutlaka. Aşağıdakilerden hangisi motorun hararet yapmasına sebep olur? Fren hidroliğinin eksilmesi, motor soğutma suyunun eksilmesi, araç deposundaki yakıtın az olması, lastik hava basıncının fazla olması demiş. Evet, doğru cevabımız ne olacak? Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Motor soğutma suyunun eksilmesi olacak arkadaşlar. Yağ pompasının pompaladığı yağı süzerek içindeki yabancı maddeleri temizleyen yağlama sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir demiş. Enjektör, hava filtresi, yağ filtresi, yakıt filtresi şıklarda verilmiş. Arkadaşlar bunu bilmeyeni dövüyorlar, damdan aşağı itiyorlar. Neden diyorum bunu? Çünkü yağ filtresi zaten sadece tek filtre vermiş burada yağı olaraktan. Diğerlerin hani hava ile alakası var. Bunu bilemeyeni gerçekten dövsünler, damdan aşağı itsinler. Gördüğünüz gibi yağ filtresi böyle bir şey arkadaşlar. Yağ bunun içinden geçerken süzülüyor. Yağ filtresi dediğimiz şey bu. Zaten yağ değişimlerinde yağ filtresi de değişir. Genel şöyle birkaç tane mazot filtresi değişir mesela. Bu filtrelerin değiştiğini görürüz bakım sırasında. Hangisi aküyü şarj eden parçadır demiş. Biraz önce anlattım. Eğer dinlemiyorsak ve bu soruyu yapamıyorsak lütfen kapatın. Biraz gezin dolaşın. Ondan sonra tekrar izleyin. Çünkü ben biraz önce bunları açıklayarak gittim. Bunu tak diye bilmeniz lazım. Endüksiyon bobini, marş motoru, dispiratör ve alternatör verilmiş. Doğru cevabımız alternatör olacak. Endüksiyon bobini ne işe yarar? Tek tek açıklıyorum arkadaşlar. Endüksiyon bobini bizim bujilere giden elektrik akımını yükselterek bujilerin ateşleme yapmasını sağlayan bobinimiz. Yani bir nevi elektriği yükseltiyor voltajını. Marş motoru bizim aracımızın motoruna ilk hareketi veren bir elektrikli motordur. Dispiratör bujilerimizin her birinin kafasına sırasıyla ateşleme yapması için elektrik gönderen bir organımızdır arkadaşlar. Alternatörün ise ne olduğunu zaten biliyoruz. Evet, açıklamamız böyle olacak arkadaşlar. Bakın bu da bizim araç aküsünü şarj eden parçanın adı. Akü neydi? Alternatör. Bu bizim aracımızın ne yapıyor arkadaşlar? Aküsünü şarj ediyor. Marş motorunu çalıştırırken de bunun üretmiş olduğu elektrik aküden nereye gidiyor? Direkt olaraktan marş motoruna gidiyor arkadaşlar. Bu bizim alternatörümüz. Onu tekrardan söylemiş olalım. Aşağıdakilerden hangisi 4 zamanlı bir motorun çalıştırma zamanlarından biri değildir demiş. İş zamanı, marş zamanı, emme zamanı, sıkıştırma zamanı. Benim arkadaşlarım bunda ne hikmetse çok yanılıyor. Sebebi ise çalıştırma ile ilgili olaraktan hemen marş zamanına akılları gidiyor. Ama ulan diyor marş zamanı çalıştırmada yapıyoruz diyor. O halde bu değildir diyor. Ama doğru cevap bu. Marş zamanı motorun bir zamanı değildir. Motorun zamanı dediğimiz zaman motorun içinde gerçekleşen olaylar gelecek aklımıza. Nedir bunlar? Emme mesela. Yakıt ve hava içeriye alınır. Bir sonrakinde var mı böyle bir şey? Yok. O yüzden açıklayayım o zaman. Emme zamanında hava içeriye yakıtla birlikte alınır. Daha sonra sıkıştırma gerçekleşir. Sıkıştırmada bu alınan hava ve yakıt sıkıştırılır. Benzinli motorlarda direkt üstten buji ile ateşlenir. Dizel motorlarda ise bu sıkışmanın etkisiyle kendiliğinden ateş alır arkadaşlar. En son olarak egzoz zamanını görürüz. Pardon, ateş zamanı gerçekleşir bu ateş alma sırasında. Ateş zamanının diğer adı iş zamanıdır arkadaşlar.
En son olarak da egzoz zamanı gerçekleşir ve duman dışarıya doğru ne yapılır? Atılır arkadaşlar. Fazla vakit kaybetmeden devam. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ilk hız ışıklarından hangisinin yanıyor olması arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar, bu bize arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu ne yapar? Bildirir. Burada gördüğümüz ise arkadaşlar bize yakıt ımımızın bitmek üzere olduğunu ve yakında düdüğümüzün durmayacağını ne yapıyor? Tak diyor, yolun ortasında kalacağını söylüyor. Bu bizim arkadaşlar aracımızdaki sis lambasının açık olduğunu, bu ise biraz önce gösterdiğimiz kırmızı şekilde yanan yağ lambasını gösteriyor. Yanıyorsa ne yapıyorduk? Duruyorduk arkadaşlar. Yakıtı doğrudan doğruya silindirlerin içerisinde yakan ve üretilen ısı enerjisini piston bilyel mekanizması ile krak miline ileten motorlara ne ad verilir? Marş motoru, elektrik motoru, içten yanmalı motor, dıştan yanmalı motor. Marş motoru, elektrik motoru, içten yanmalı motor, dıştan yanmalı motor demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. İçten yanmalı motor olacak. Günümüzdeki tüm araçlar içten yanmalıdır arkadaşlar. Marş motoru elektrikli bir motordur, değil mi? Elektrikli bir motordur marş motoru. Elektrik motoru dediğimiz yine elektrikle çalışan motorlar anlamında geliyor arkadaşlar. İçten yanmalı motor günümüzde görmüş olduğumuz LPG'li, benzinli ve motorinle çalışan tüm araçlar içten yanmalıdır. Dıştan yanmalı motorlar, işte bu dıştan kömür atıyoruz ya hani içine, eski böyle gemiler olsun, ondan sonracım eski lokomotifler falan, bunlara dıştan yanmalı diyebiliriz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir demiş. Aracın hızını, yakıt miktarını, motor sıcaklığını ve motor devir sayısını şeklinde verilmiş arkadaş. Arkadaşlar doğru cevabımız motor devir sayısını olacak. Burada eğer RPM yazısını görüyorsanız bu bize buradaki şeyin motor devir sayısını gösterdiğini söyler. Eğer KM yazsaydı, kilometre yazsaydı, o zaman da hız göstergesi olurdu arkadaşlar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir demiş. Egzoz manifoldu, emma manifoldu, kulbütör kapağı, karter demiş. Doğru cevabımız egzoz manifoldu olacak arkadaşlar. Egzoz manifoldu bizim aracımızdan dışarıya doğru atılmak, yanma odasından çıkan egzoz dumanını ne yapıyor? Dışarıya atıyor. Bir de emme manifoldumuz var. Bu ön taraftan ne yapıyor arkadaşlar? Dışarıdan alıyor. Biraz önce hava filtresini göstermiştim ya. O filtreden alıyor havayı. Aynı böyle farklı farklı borular sayesinde her silindire havayı iletiyor. Kulbütör kapağı bizim şu üstte pistonların üst kısmında bulunan kapağı diyoruz. Karter ise arkadaşlar nedir? Karter bizim yağ depomuzdur arkadaşlar. Bakın şu bizim neyimizdir? Marş motorumuzdur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu dişliyi hareket ettiriyor. Fan motoru nerede? Hemen fan motoru demişim. Fan. Direkt fan. Bakın burada görüyoruz fanı da. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? Motor kaputunun tam kapanmadığını, lastik hava basıncının düşük olduğunu, soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini, fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Doğru cevap B şıkkı, lastik hava basıncının düşük olduğunu bizlere bildiriyor. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ilk hız ışıklarından hangisinin yanıyor olması el freninin çekili olduğunu gösterir demiş. Doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Bir de şöyle bu soruyu şöyle sorabilir. Aşağıdakilerden hangisi aracımızın derhal durdurmamız gerektiğini bizlere bildirir demiş olsaydı şu ikisini kurallara uygun olaraktan gördüğümüz zaman bu ikisinden herhangi birini durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Unutmadan bunu da söylemiş olalım. Seyir esnasında aracın gösterge panelinde yağlama sistemi ile ilgili şekildeki gibi bir arıza bildirimi görünüyor ise öncelikle yapılması gereken nedir? Motor yüksek devirde çalıştırılmalıdır. Hava filtresi değiştirilmelidir. Rölanti çalıştırılmalıdır motor. Motor hemen durdurulmalıdır demiş.
Doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? D şıkkı. Motor hemen ne yapılmalıdır arkadaşlar? Durdurulmalıdır. Hazır şöyle bir sistem açılmışken şu kutsal şeyi ben şöyle bir çıkartayım. Bir saniye, tekrardan seçtim. Nerede o? Büyüteçle şuraya yaklaşayım arkadaşlar. Bakın burada bir tane benzin pompası işaretini görüyorsunuz. Bu neyi gösteriyor o zaman? Aracımızdaki yakıt miktarını. Bakın KM yazıyor. Bu ne demek? Bizim aracımızın hızını gösteriyor. Kilometre hızını. Burada görmüş olduğumuz RPM yazıyor. Biraz önce göstermiştik. Motor devrini gösteriyor. Bakın şöyle bir C işareti var. Bir tane de termometre var yanında. Bu da bizim aracımızın hararetini gösteriyor. Bu yanan ışık ise biraz önce kırmızıydı. İlk başta göstermiştim hatırlıyorsanız. Yağ lambasıdır. Eğer sürekli olarak yanıyorsa aracımızı ne yapıyoruz? Derhal kenara çekip durduruyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır? Akü şarj ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, ön ısıtma bujları ikaz ışığı, motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı demiş. Doğru cevap haliyle C şıkkı olacak arkadaşlar. Yalnızca dizel motorlarda ön ısıtma bujları bulunur arkadaşlar. Çünkü niçin böyle bir şey var? Bizim aracımız soğuk zamanlarda çalışmaz. Dizel motorlarda bu sık sık görülür. Soğuk zamanlarda çalışmaz. Çünkü dizel motorlarda ateşleme bujisi yoktur. Yakıt kendiliğinden ateş alır. Bunun için de sıcak hava gereklidir. Bizim ön ısıtma bujileri ise bu gelen havayı ısıtarak ne yapar? Isıttığı için kolay bir ateşleme sağlar. Hatta halk arasında şöyle bir söylem de vardır. Dizel motor ısındıkça açılır, daha az yakıt yakar, daha güzel gider. Benzinli motor ise ısındıkça azalır, çekisi vesairesi düşer şeklinde bir bilinti de vardır. Onu da buradan söylemiş olalım. Seyir halindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini bildirir demiş. Doğru cevabımız demin göstermiştim hatırlıyorsanız. Orada bu yoktu. Bunu da gördüğünüz zaman ne demek bu? Hararet yükseldi demek arkadaşlar. Bu ise bizim kısa farların açık olduğunu bazen de dörtlerin açık olduğunu gösterebilir. Ama genellikle kısa mesafedeki farların açık olduğunu bilmeliyiz. Bunu görüyorsak buna kısa far dedik ama pardon yanlış söyledim arkadaşlar. Şu kısa farı gösteriyor. Bu ise aracımızdaki şimdi nasıl anlatayım ya? Vallahi dilime de gelmedi ama hani böyle bir tık döndürdüğünüz zaman göstergeler falan yanıyor fakat ışıklar yanmıyor ya. O durum diye öyle anlatayım ben size en iyisi. Şimdi dilimin ucunda çıkmıyor. Neyse. Bunu görüyorsanız arkadaşlar sis lambası olacak. Bunu görüyorsanız demin söylediğim gibi bizim neyimizi gösteriyor? Termometre ile direkt sıcaklığının yükseldiğini ve durmamız gerektiği. Eğer bunu görüyorsanız klimayı kapatabilirsiniz. Böylece motordaki yük azalacağı için ne olacaktır? Aracımız harareti düşecektir arkadaşlar. Dedik. Ha şimdi geldi aklıma. Bu arkadaşlar bizim park lambalarımız. Yani aracınıza duruyorsunuz. Işıkları yakmadın normal ama o arabanın orada olduğunu görmek için bunları yakarsanız park lambaları denir buna. Hafif bir şekilde yandığını göreceksiniz arkadaşlar. Ah yaşlanıyorum herhalde artık. Aşağıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Yüksek devirde araç kullanılması, ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması, araca uygun ebatta lastikler kullanılması, araç bakımlarının zamanında yaptırılması demiş. A 1-2, B 1-2-4, C 2-3-4, D 1-2-3 ve 4 demiş. Yüksek devirde aracın kullanılması, ani hızlama ve yavaşlamaların yapılması falan filan vermiş arkadaşlar. Yakıt tüketiminin artmasına tabii ki 1 ve 2 kesinlikle. Biz de bakalım şöyle. Yüksek devirde kullanırsanız doğal olaraktan aracı da ne olacaktır? Gidecektir. Mesela sürekli bağırdığımızı düşünelim. Ne olacaktır? Boğazımız ağrıyacaktır. Aynı şekilde. Ani hızlanma ve yavaşlama kesinlikle. Ani böyle ben size koştur, koştur, koştur diye koştursam daha fazla yorulursunuz. Uygun lastik ebatı ve zamanda çalıştırılması zaten doğru. 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Motor çalıştığı halde akü, şarj, ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Endüksiyon bobini arızalıdır. Vantilatör kayışı gevşektir. Marş motoru arızalıdır. Akünün suyu fazladır demiş.
Arkadaşlar, A endüksiyon bobini arızalıdır. B vantilatör kayışı gevşektir. C marş motoru arızalıdır. Akünün suyu fazladır demiş. Doğru cevabımız B şık olacak. Vantilatör kayışı gevşek olabilir arkadaşlar. Gevşekse çırpıntı yapıyordur. Halk arasında öyle çırpma yapar. Tam çevirmez. Bu yüzden de böyle bir şey olabilir. Kopmuş olabilir kayış. Yine aynı şekilde. Hangisinin bu jülerin ayarsız oluşu veya aşınmasına bağlı olarak meydana gelir demiş. Motorun çekişten düşmesi, motorun hararet yapması, akünün çabuk bitmesi, motorun yağ yakması şeklinde vermiş. Doğru cevap A şıkkı, motorun çekişten düşmesi olacaktır arkadaşlar. Özellikle dispiratörde meydana gelecek bir arıza ya da bujilerden herhangi birinde meydana gelecek bir kopma ciddi manada şeylere sebebiyet olabilir. Hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır demiş. Buji, vantilatör, sigorta, alternatör demiş. Doğru cevap C şıkkı olacak. Bütün elektrikle bağlantılı olan sistemlerde diyebiliriz ki hepsinin bir parçasıdır yani sigorta. Çünkü hepsi oradan geçiyor. Buji bizim aracımızın özellikle benzinli araçlarda ateşleme yapar. Vantilatör ise arkadaşlar bizim aracımızın soğutma sistemindedir. Alternatör akümüzü şarj eder dedik. Şekilde soru işaretiyle gösterilen aktarma organına güç veren hangisidir demiş. Rot, diferansiyel, motor ve fren verilmiş. Doğru cevabımız motor olacak arkadaşlar. Bu bizim motorumuzdur. Rotlar ise arkadaşlar tekerleklerde bulunur. Ön tekerleklerde rotlar bulunur ve bizim doğru istikamet takip etmemiz için ayarlanırlar. Rot balans ayar diye ayar vardır. Diferansiyel ise arkadaşlar şu görmüş olduğumuz şey diferansiyeldir. Şu bizim şaftımızdır arkadaşlar. Şunlar ise şu her iki tekerlekte de olan ise akslardır arkadaşlar. Aklımıza gelmişken bunları da verelim. Fren ise arkadaşlar bizim her tekerleğimizde ayrı olaraktan vardır diyelim. Ve devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçası değildir demiş. Aks, subap, piston, krank mili demiş. Aks olacak doğru cevabımız. Suboplar arkadaşlar piston ve krank mili motorun içinde bulunan parçalardır. Akslar ise biraz önce gösterdim. Şunlar şuradaki parçalar aks olacak. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerlerden karayolu yapısına aktarılan ağırlığa ne denir? Tekrar anlatıyorum. Araçlarda aynı dingile bağlı tekerlerden karayolu yapısına aktarılan yani yola vermiş olduğu ağırlığa ne denir diyor. Şimdi dingil dediğimiz şeyin ne olduğunu bilelim. Her iki tekerleğin şu şekilde bağlı olmuş olduğu şu düzleme dingil denir arkadaşlar. Bunların da toprağa uygulamış olduğu basınca da ne denir? Dingil ağırlığı denir. Dingil ağırlığı 6 ton dediği zaman her iki tekere binen basıncın 6 tondan fazla olmaması gerektiğini bilin. Taşıma sınırında bizlere genelde yolcu ve yük sayısı şeklinde verir. Gabari derse araçların direkt sınırlanmasından bahseder. Unutmadan bunları da söyleyelim. Aracın direksiyonu zor dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden fazladır. Lastik hava basınçları tavsiye edilen değerden azdır. İnce tabanlı lastik kullanılmıştır. Lastikler aşınmıştır demiş. Doğru cevabımız B şıkkı. Lastik basınçları tavsiye edilen değerden azdır. Lastikler dönmez. Hızlı manevra yapamazsınız. O yüzden dikkatli olun. Aşırı dolmasında ise aracınızın fren sistemi, frene bassanız bile kayıp gidecektir. Ona dikkat edin. Hangisi ateşleme sisteminin parçasıdır demiş. Radyatör, fantilatör, alternatör, endüksiyon bobini demiş. Eğer dinliyorsanız bujilerimiz bizim ateşleme sisteminin en önemli parçası değil mi? Zaten ateşlemeyi onlar yapıyor. Ve ben demiştim ki size bujilere giden elektriğin voltajını fazlalaştırarak, arttırarak onun ateşleme yapmasını sağlar demiştim. Yani bir nevi elektriği yükseltir diyordum. Doğru cevabımız ne olacak? Endüksiyon bobini olacak. Radyatör bizim aracımızın motor soğutma suyunu soğutuyor. Aynı zamanda depoluk yapıyor. Vantilatör bunu üfleyerek o ince pateklerin arasına rüzgar gönderiyor. Alternatör akümüzü şarj ediyor. Fren lambalarının yanmamasına sebep olur demiş. Fren pedalının zayıf olması, hidroliğin fazla olması,
Hava olması fren sisteminde, Müşür'ün arızalı olması demiş. Tek sebebi Müşür'ün arızalı olmasıdır. Diğerlerinde ne olur? Fren sisteminin hava varsa birkaç defa şöyle pompaladığınız zaman sertleşmesi lazım. Sertleşmiyorsa ciddi manada bir sıkıntı vardır. Fazla ise sert durar sürekli. Pedalı zayıf ise arkadaşlar bu sefer alakası yok yani fren pedalının zayıf olmasıyla. Böyle bir şey de sorulmaz size. Aracın gösterge paneli üzerinde yer almaz demiş. Kilometre saati, konta kanatları, hava yastığı, ikaz ışığı, el freni, çekili, ikaz ışığı demiş. Doğru cevap tabii ki de kontak anahtarı olacak. Direksiyona bağlıdır değil mi arkadaşlar? Aşağıda genelde gösterge panelinin üstünde ben hiçbir zaman şey görmedim. Siz de görmeyeceksiniz kullanmış olduğunuz araçlarda. Burada son buluyor. Doğru cevabımız B şıkkıydı. Seviyorsunuz arkadaşlar.